Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebekler için, bebek ve çocuklar için harika bir yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Bebek kafalı yelek modeli arkadaşlar. Aslında bu modeli sadece küçük bir parçada 4 ya da 5 sene olmuştur anlatmıştım. Ama sürekli istek geldi. Özellikle de İpek Hanım'a da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Özellikle ısrarla her gün yazdı, bıkmadan, usanmadan ben de pes ve yaptım arkadaşlar ama çok hoş çok güzel olacak eminim sizler de bayılacaksınız ee, ip olarak şöyle elinde kırık beyaz kartapu Baby one ipim var ee, 100 gram 250 metre arkadaşlar şöyle metresini göremedim Evet 100 gram 250 metre bu ee, bu ipi kullanacağım. Bir yumak e, yeterli ama eliniz sıkıysa bir, bir yumaktan fazla gider arkadaşlar. Ne kadarlık bebişler için yapacaksın derseniz 3 ay ile 1 yaş arası bebişler için önleri 40 ilmek, arkayı da 72 ilmek olarak başlayacağım. Ama siz büyük yapmak istiyorsanız e, mesela 1 yaş ile 2,5 3 yaşa kadar giyecek şekilde yapmak istiyorsanız da e, önleri 70 e, pardon özür dilerim önleri 45 arkayı da 92 ilmek olarak başlayabilirsiniz videoda da söyleyeceğim şurayı şöyle yapın diye ama isterseniz e, ben şu yaş aralığında çocuklar için yapmak istiyorum derseniz yorum kısmına yazın size sayı verebilirim elinizin sıkılığını genişliğinizi genişliğini ipinizin kalınlığını inceliğini de yazmayı unutmayın arkadaşlar çünkü o da çok önemli dediğim gibi ben bir yumak gider diyorum ama ipinizin kalınlığına inceliğine elinizin sıkılığına genişliğine de bağlı surat yapmak için de isterseniz lif ipi de kullanabilirsiniz elinizde kalan ipleri de renkli ipleri de değerlendirebilirsiniz siyah da ağız ve yüzü için yapacağım siyah rengi kullanacağım diğerleri pek de önemli değil dediğim gibi şiş olarak ise 3 numara şişle öreceğim benim elim hafif geniş arkadaşlar eliniz sıkıysa üç buçuk numara şişle örebilirsiniz Evet Hazırsanız hemen iplerimi kenara alayım ve e, başlayalım arkadaşlar İlk önce ne yapacağız e, sağ döşünü yapacağız sağ döşünü yapacağız sonra sol e, döşünü yapacağız en sonda arkayı yapacağız e, yüz e, şekillerini iğneyle yapacağız ve dikimi o şekilde ilerleyeceğiz Evet ipimi ikiye katladım Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim şöyle tek şişle başladığımız için biraz elimizi hafif geniş tutalım Arkadaşlar şöyle ön döşler desenli olacak modelimizin arkası haroşadan oluşacak oluşacak e, videonun sonunda size e, ölçülerini vereceğim santim olarak ölçülerini vereceğim ona göre de yapabilirsiniz. Evet ördükçe de size yine dediğim gibi santim vereceğim inşallah. Evet bu şekilde benimle aynı yapıyorsanız 40 ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet 40 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimiz birbirine bağlayalım. Çevirdim. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben önden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa yani düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşa oluştu bile. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden bu şekilde alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Yine haroşa. Yani düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa yapıyoruz. Her, ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örüyoruz. Bu haroşa sıraları 8 sıra olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 3 6 7 8 sıra haroşa olana kadar ördüm. Burada düğme elimizde yapalım hemen. Şöyle 3 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet. Sayarsak 3 5 ilmek örmüş olduk. 6 7 8 9 10 11 12 ilmek haraşomu ördüm. Burada 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet şöyle anlatayım. Ee, eğer ki 45 ilmek başladıysanız bu haroşa kısımları bakın. 7-7 yaptığınız haroşa kısımları 9-9 yapabilirsiniz. Burada 12 ilmek başlangıçtaki haroşalarımızda 13 ilmek yapabilirsiniz. 7 ilmek terslerimizin üzerine bebek kafası oluşturacağız. O yüzden onlar sabit olsun. Yani 7 ilmek. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet bakın 7 ilmek ee, ön yüzden ters örmüştüm. Tersinden de düz örüyorum. Her şeyde düz ördüğüm için tersinden bütün ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Evet düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet şu artırdığım ilmeği de göstermek istiyorum ilik için. Onu da düz örüyorum. Sıramı Ters sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 12 ilmek haroşa yani düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ilmek haroşa ördüm. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde 7 ilmek ters ördüm. 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 Evet, ön yüz sıramı tamamladım. Tersini çevirdim. Tersinde yine bütün ilmeklerimiz haroşa da düz olacak. Düzlerimiz de düz olarak örülecek düz örerek ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Bu sıramızda bebek kafasını oluşturmaya başlayacağız. Şöyle sayalım beraber bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra haroşadan sonra bakın 8 sıra terslerimi saydım. Ondan sonra burada e, önden ters e, tersinden de düz ördük. Onları ters sıralarını sayıyorum. 8 sıra haroşadan sonra 1 2 3 4 sıra ters örmüşüm. Ee, neden sayıyorum bu kadar? Ee, çünkü diğer e, döşünde aynı şekilde yapacaksınız. O yüzden detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 ilmek haroşa mı ördüm? 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördükten sonra bu sıradaki ilmeğe giriyorum. Bakın girdim, ilmek aldım, şişime doladım. 2, girdim, ilmek aldım. 3 şişime doladım 4 girdim yine aynı ilmeğe giriyorum hep ilmek kaldım 5 doladım 6 tekrar giriyorum ilmek alıyorum 7 yani bir ilmekten 7 tane ilmek çıkarmış oldum tekrar göstermek istiyorum Bakın bu ilmeği giriyorum ilmek kaldım 1 doladım 2 Şöyle tutuyorum baş parmağımla aynı yere tekrar giriyorum. İlme kaldım 3. Doladım 4. Tekrar girdim. İlme kaldım 5. Doladım 6. Tekrar girdim. İlme kaldım 7. Ve sol şişimi çekiyorum. 7 ilmek çıkardıktan sonra sol şişimi çektim. 3 tane tersim örüyorum. 1 2 3 7 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra 3 tane ters 1 2 3 7 tane tersim vardı 3 sağda 3 solda kalacak ortadaki ilmekten 7 ilmek çıkartıyoruz Evet 3 tersten sonra sıradaki ilmeğe girdim ilmek aldım doladım 2 girdim ilmek aldım doladım 4 girdim ilmek aldım doladım 6 girdim ilmek aldım 7 Evet ilmek alıyoruz doluyoruz o şekilde 7 ilmek çıkardım 3 tane ters 1 2 3 ve 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım çevirdim tersindeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 3 ilmek düzüm var karşımda. Düz olarak örüyorum. 1 2 3. Bu çıkardığımız ilmekleri de ters olarak örüyorum. 7 ilmek ters. 3 düzden sonra 2 ters örüyorum. 3 4 5 6 7 Burada oluşan direkt de ağzı oluyor arkadaşlar. Karşında 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 1 2 3 7 ilmek haroşam var. Onları da düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düzüm var. 1 2 3 3 ilmek düzden sonra çıkardığım ilmeklerim var. Onları da ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 ilmek düz 1 2 3 Kalan 12 ilmeğimde haroşa haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Düğme iliğimizi 14 sırada bir açacağız. Yani düğme iliği açtık gördüğünüz gibi. Ondan sonra 3 sıra haroşa örmüşüm. 14 haroşa ördükten sonra yine düğme iliği yapacağım aynı şekilde. Evet çevirdim ön yüzdeyim. 12 ilmek haroşa mı örüyorum. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek haroşam ördüm. 3 tane tersim var. 1 2 3 Bebek kafası için 7 tane düz örüyorum. 1 O çıkardığım ilmekleri düz örüyorum. 3 4 5 6 7 3 tane ters. 1 2 3. Yani tersleri ters, haroşaları haroşa, düzleri de düz olarak örüyoruz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, haroşalarımı ördüm. 3 tane ters. 1 2 3. 7 ilmek düzüm var. Onları düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 3 ilmek ters. 1 2 3. 7 ilmek haroşa. Yani sırayı tamamlayalım haroşa örerek. Çevirdim. Tersinde yine tersler ters, haroşalar haroşa, düzlerde düz olarak örülecek. 7 ilmek haroşa düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 karşında 3 ilmek düzüm var düz örüyorum 1 2 3 7 ilmek tersim var ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 ilmek düz 1 2 3 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düz 7 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 3 düz 12 ilmek haroşamı örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamladık. Çevirdim. Ön yüzde yine aynı işlem olacak arkadaşlar. Haroşa 12 haroşamı öreceğim. 3 ilmek ters, 7 tane düz, 3 ilmek ters. 7 haroşa 3 ters 7 düz 3 e, ters 7 e, tane haroşa. Ne kadar öreceğiz? Bu şekilde ne kadar devam edeceğiz? Şöyle tersinden size göstereyim. Bakın bu e, ağız kısmı, ilmek aldığımız kısım boşluk gördüğünüz gibi. Ondan sonraki ters sıraları sayıyorum. Tersinden 1, 2, 3 sıra e, bu delik oluşturduktan sonra 3 sıra örmüşüz. Bu 3 sıra terslerim 7 tane olana kadar örelim. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın bu şekilde olacak. 7 sıra ördükten sonra kafa şeklini vereceğiz. Bu da sol döşe arkadaşlar. Evet bu tersler 7 tane olana kadar aynı şekilde devam edelim. Her iki yönden de düzler düz haroşalar haroşa tersler ters olacak. E ben de örüp döneceğim. Evet, tamamladım. Şöyle tersini çeviriyorum sayarak göstereceğim yine. Şöyle bakın bu oluşan delikten sonra tersleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm. Oradan anlıyorum. Yeterli boyuta geldiğini. Çevirdim. 12 ilmek haroşamı örüyorum. 12 ilmek haroşamı ördüm. 3 tane ters 1 2 3. Şimdi sıradaki bakın 7 ilmek düzüm var. Kafa şeklini vereceğiz artık. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi de örüyorum normal şekilde. 1 2 3 Karşımda son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle ilkini örmeden sağ işimi aldım. İkincini bu şekilde yönlü bakın böyle yönlü çevirdim. Şöyle sol işimi aktarıp sağa doğru kesim yapıyorum. Böyle ikisini bir ördüm. Hem başında hem sonunda eksiltme yapmış oldum. 5 ilmek oldu ilmeklerim sayısı. 3 tane ters. 1 2 3. 7 ilmek haroşa mı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 3 tane ters. 1 2 3. 3 tersten sonra yine karşımda 7 ilmek düzüm var. İlk ikisini bu şekilde ördüm. İkisini bir ördüm, bir eksiltme yapmış oldum. 3 ilmeğimi sırayla örüyorum. 1 2 3. Son 2 ilmeğim kaldı. İlkini örmeden sağ aldım. İkincinde yönünü böyle alttan yukarıya doğru alıp yani yönünü çevirmiş oldum. Sağa doğru bu şekilde sağa doğru bu şekilde girip ikisini bir ördüm. 3 tane ters 1 2 3 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersinden Yine tersleri ters, haroşaları haroşa, düzleri de düz öreceğiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 7 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. 1, 2, 3. Karşımda 5 tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane düz. 1, 2 3 7 tane haroşa. 2 3 4 5 6 7. Artık bilirsiniz. 3 tane düz öreceğim. 7, pardon 7 diyorum. 3 düz, 5 ters, 3 düz 12 ilmek haroşa örüp ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim. Aynı yüzdeyim. 12 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmek haroşadan sonra 3 tane ters 1 2 3. Karşımda 5 tane düz ilmeğim var. Bu beşini bir öreceğim arkadaşlar bakın. Sağ şişime geçiriyorum 2. 3 4 5'ini bir hep 5'ini birden düz olarak böyle girip düz bir şekilde öreceğim şöyle giriyorum. Hepsini bir örüyorum yani tek ilmeğe düşürmüş olacağım. Evet, hepsini bir ördüm. Bir ilmeğe düşürmüş oldum. 3 tane ters. 1 2 3 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 3 tane ters 1 2 3 karşında yine 5 tane düz ilmeğim var onları yine 5'ini bir öreceğim 2 bakın sağ geçiriyorum 3 4 5 5'ini birden düz olarak bu şekilde örüyorum. 3 tane ters 1 2 3 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 Evet, birinci kafa sıramızı tamamlamış olduk. Çevirdim. Tersinde Artık ters örmüyoruz. Bütün ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyorum. Böyle. 7 ilmek haroşa mı ördüm. Şimdi 7 ilmek düz örüyorum. 2, 3 kafanın üzeri bakın bir ilmeğe düştü. Onda 3 düz. Dördüncü de düz ördüm. 5, 6, 7 tane düz 7 düzden sonra 7 haroşa. Dediğim gibi bütün ilmekleri düz örerek ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. 12 ilmek haroşamı örüyorum. 12 ilmek haroşamı ördüm. 7 tane ters örüyorum. Bu başlangıçta kafa oluşturmadan önce 12 ilmek haroşa 7 ters 7 haroşa 7 ters 7 haroşa şeklinde örmüştük. Yine aynı şekilde örüyoruz. 12 ilmek haroşadan sonra 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 çevirdim tersinde bütün ilmeklerimizi haroşalar da düz, tersleri de evet, ön yüzde ters olanları tersinden düz olarak öreceğiz. 7 ilmek haroşa, 7 ilmek düz bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Yine 12 ilmek haroşa. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 haroşa 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 7 tane haroşa 7 ilmek ters. Kafaların üzeri ters. 7 ilmek haroşa. Evet şöyle kafadan sonra bakın. Ters sırası oluşmuş. 1 2 3 4. Tersinden de bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Şimdi yine kafa oluşturacağız. Şöyle ne kadar devam ettik? Beraber sayalım bakın. Kafadan sonraki tersleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 sıra olmuş. Yani her kafa ördükten sonra 5 sıra böyle ters görüntü olacak şekilde örün. Sonra tekrar kafa şekline başlayacağız. 12 ilmek haroşa mı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek haroşadan sonra ne yapmıştık? 3 tane ters örüyorum. 2 3 3 tersten sonra bu ortadaki ilmeği yani 4. ilmeğime girip 7 ilmek çıkartacağım. Girdim ilmek aldım. Doladım 2. Girdim ilmek kaldım 3. Doladım 4. Girdim ilmek kaldım 5. Doladım 6. Girdim ilmek kaldım 7. 7 ilmekten sonra 3 tane ters. 1, 2, 3. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 ilmek ters 1 2 3 sıradaki ilmeğe giriyorum yine 7 ilmek çıkartacağım girdim ilmek aldım doladım 2 3 4 5 6 ve 7 sonra 3 tane ters örüyorum ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum Evet bu şekilde. Artık devam edersiniz ama böyle ters sırasında göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çok uzatmak da istemiyorum ama yeni öğrenenler, ilk defa yapanlar için 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ters sırasındayım. 3 ilmek düzümü ördüm. 7 ilmek haroşadan sonra o çıkardığımız ilmekleri ne yapıyorduk? Ters olarak 7 ilmeğimizi tersinden ters olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düz 1 2 3 7 ilmek haroşa onları da düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düz 1 2 3 o 7 ilmeğime geldim, çıkardım 7 ilmeği. Onları da ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tane düz. 1 2 3. Kalan 12 ilmeğimi de haraşo örüp sıramı tamamlıyorum. Evet böyle devam edeceksiniz. Videoyu başa da alabilirsiniz arkadaşlar. Alttaki kafayı yaparken yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Ön yüzdeyim. Haroşaları haroşa. Tersleri 3 ters. 7 düz 3 ters. 7 haroşa 3 ters. 7 tane düz 3 ters. 7 haroşa. Böyle bu şekilde devam edecek. Yani tersler ters. Haroşalar haroşa düzler düz olarak örülecek. Burada yaptığımız gibi şöyle tersinden bu oluşan delikten sonra 7 sıra ters olana kadar öreceğiz sonra kafayı burada kapattığımız gibi ilk önce baştaki iki ilmeğin ikisini bir öreceğiz ortadaki 3 ilmeğimizi düz örüp son iki ilmeğimizin de ikincisinin yönünü çevirip ikisini öreceğiz sonraki ön yüz sırada 5 beş ilmeğin 5'ini bir kapatacaksınız dediğim gibi videoyu geriye alabilirsiniz karıştırırsınız böyle Karıştırırsanız demek istedim. İleğimizde, düğme ileğimizde dediğim gibi bakın, düğme ilinden sonra 3, 6, 9, 10, 11 sıra olmuşum. 14 sırada bir düğme ili yapabilirsiniz. Evet, böyle devam edeceğiz. Ne kadar yapacağız? Bakın ben 4 tane kafa oluşana kadar yaptım. Benim gibi küçük başlayanlar, 3 ay ile bir yaş arası yapanlar. 4 tane yeterli diye düşünüyorum benim ipimde kalın arkadaşlar onu baz alın eğer ki 1-2 yaş buçuk yaşa kadar örmek isteyenler öğrenler de 5 tane kafa yapsınlar 4 kafa yaptıktan sonra ben şöyle bakın 1-2-3-4 5 sıra ters örmüşüm sanırım şöyle zaten videoda da göstereceğim size 1-2-3-4-5 5 sıra kafadan son son kafadan yani dördüncü kafadan sonra 5 sıra ters e, ördükten sonra hem koltuk kesimini hem yaka kesimini göstereceğim arkadaşlar Evet bu şekilde devam edelim Evet gördüğünüz gibi tamamladım 4 sıra desen olana kadar yaptım santim olarak da vermek istiyorum şöyle 19 santim gördüğünüz gibi Şimdi e, yaka kesimini ve koltuk kesimini yapacağız. Gördüğünüz gibi düğme iliklerimde unutmadım 3 tane oldu. Burada 12 ilmek keseceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu bir. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. iki İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Üç.

Evet şurayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Kafadan sonra bakın. 1-2-3-4-5 sıra ters ördüm. Zaten söylemiştim. 12 ilmek kestik. Burada kafaların üzeri şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu sol sol döşü yaka kısmı bu şekilde olacak. Kafanın üzeri haroşa devam edecek. Kafaların üzeri haroşa devam edecek. Bu orta kısımda da iki tane kafa yapacağız. Burada da 7 ilmek kol kesiminde de 7 ilmek keseceğiz. Böyle olacak. 12 ilmek kestikten sonra 7 ilmek haroşörü. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek haroşadan sonra bu 7 e, haroşanın üzerine ters öreceğim. Bir ters örerek ilerliyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi ilmek haroşa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet koltuk kesimini burada kesmeyeceğim arkadaşlar. Dönüşte yani ters sırasında keseceğim O yüzden kalan 7 ilmek haroşamı da örüp Sıramı tamamlıyorum çevirdim dediğim gibi tersinden şimdi keseceğiz şöyle ilk ilmeğin yönü çevirdim sol şişme aktardım ikisini bir örüyorum bir ilmeğimi sol şişme aktardım ikisini bir ördüm 2 3 4 5 6 ve 7 Evet koltuk kesim içinde 7 ilmek kestik sonra 7 ilmek haroşa örüyorum 7 ilmek karşıdan sonra 7 tane düzüm var onları da düz olarak örüyorum 7 ilmek haroşa, 21 tane ilmeğim kaldı. Çevirdim. 7 ilmek haroşa, 7 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa Evet çevirdim tersinden biliyorsunuz artık bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim Evet ters sırasında tamamladım ön yüzdeyim bu sırada kafa oluşturacağız, ilmeklerimizi atacağız. Şöyle ilk ilmek örmeden aldım. 7 ilmek haroşama örüyorum. 3 4 5 6 7. Nasıl anlayacağız? Şöyle bakın son haroşa sıran bakın. Bundan sonraki son haroşa sırasından sonra 1 2 3 4 sıra olmuş. Ya da o alttaki haroşa da sayarsak 5 sıra ters görüntüsü var oradan anlarsınız 3 ilmek tersimi örüyorum 2 3 4. ilmeğime girip 7 ilmek çıkartıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 ve 3 ters 7 ilmek karoşa örüp sırama tamamladım artık dediğim gibi bilirsiniz benimle aynı sayıda başladıysanız iki tane kafa örün Arkadaşlar şöyle eğer ki e, daha büyük altı beş sıra kafa yaptıysanız 2 üç yaş aralığında çocuklar için yapıyorsanız bir e, birden fazla yani bir iki yaş aralığında yapıyorsanız da üç tane kafa yapın şöyle on son kafadan sonra iki sıra e, ters görüntüsünden sonra kesim yapın arkadaşlar böyle ben bunda olduğu gibi iki tane yapacağım sonra son kafadan sonra şöyle uzun olsun istedim o yüzden gördüğünüz gibi tersleri uzattım kafadan sonra bakın 1 2 3 4 5 sıra örüp öyle kestim kafadan sonra 5 sıra ters olacak şekilde ikinci kafadan sonra çok özür dilerim 5 sıra ters olacak şekilde örüp döneceğim Evet gördüğünüz gibi tamamladım iki sıra kafa ördükten sonra 5 sıra ters olacak şekilde ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimizi keselim. Tamamen kesip döneceğim. Evet bütün ilmeklerimi kestim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ki dikeyim arkadaşlar. Şöyle son ilmeği içinden ipimi geçirdim tamamdır sağ döşü tamamladık şimdi sol döşün yapımına geçelim şöyle ipimi iki katladım yine aynı şekilde başlayacağız 40 ilmek atacağız arkadaşlar şöyle Evet burayı anlatmama gerek yok dediğim gibi 40 tane tek sayı 40 tane benimle aynı sayıda yapıyorsanız 40 tane ilmek atalım ee, sonra 8 sıra 8 sıra haroşa olacak şekilde örelim ee, sonrasını göstereceğim Evet sol döşünde 40 ilmek başladım 8 sıra haroşa olana kadar ördüm şimdi yuvalarımızı yapacağız Ön yüzdeyim arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşa yani düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa şöyle haroşa diyorum ama evet burada 3 6 9 12 12 ilmek haroşa örüyoruz. Burası kenar olacak. Kenar bandı. 12 kalan 12 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersindeyim. 12 ilmek haroşamı örüyorum düz olarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersinde bütün ilmeklerimiz e, haroşa ve düzleri e, düz olarak ördüğümüz için hepsini düz olarak örüyoruz. de yaptığımız gibi arkadaşlar. Böyle düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Burada tek fark diğerinde burada 12 ilmeğimiz yani yan bantımız buradaydı. Bunda bu tarafta arkadaşlar. Bilirsiniz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Kafasını oluş oluşturacağımız 7 ilmek tersimizi örüyoruz. 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşa yani düz 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7. Kalan 12 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum artık bilirsiniz arkadaşlar terslerin şöyle bitireyim ondan sonra konuşayım tersinden de bütün ilmekleri düz ördükten sonra ön yüzde kafayı terslerin ortasındaki ilmeğe yani dördüncü ilmekten ilmek çıkartıp oluşturursunuz bu şekilde koltuk altına kadar örelim sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi tamamladım. 4 desen yaptım. dördüncü desenden sonra 5 sıra ters olacak şekilde ördüm. Yani ile aynı şekilde ördüm. Burada koltuk altı burası olacak. Yaka kısmı da burası olacak arkadaşlar. Sol döşte. Şöyle hemen kesmeye başlıyoruz. Şöyle iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu bir oldu ilmeğimi sol şişime aktardım 2 sol şişime aktardım ikisini bir ördüm 3 4 5 6 ve 7 ilmek kestik 7 ilmek kestikten sonra kafanın üzeri haroşa olacak bu bir düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 ilmek. Haroşa yani düzden sonra 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. Bu ilmeklerimde kalan 12 ilmeğimi de tersinde keseceğim. O yüzden örgüme devam ediyorum haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Dediğim gibi 12 ilmeğimi keseceğim. Şöyle kendime doğru aldım. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum bu bir inmeğim sonuçmak aktardım ikisini bir ördüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ve 12. 12 ilmek kestim. 7 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü de örüyorum. Yani tersindeyiz zaten. Ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. çevirdim 7 ilmek haraşo örüyorum 7 ilmek tersimi örüyorum Evet buradaki ters sıraları 5 sıra olana kadar örelim Evet kusuruma bakmayın ilk başlangıçta 4 sıraydı 5 sıra değildi aralar 5 sıraydı özür dilerim ee, Şöyle bakın son haroşam bu ondan sonra 1 2 3 4 sıra ters Olana kadar ördüm ortaya kafayı işleyeceğiz Onu da göstermek istedim 7 ilmek haroşamı ördüm 3 tane tersimi örüyorum 2 3 3 tersten sonra bir ilmekten yine 7 ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 ilmek ters 1 2 3. 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet artık bilirsiniz arkadaşlar 7 ilmek baştaki 7 ilmek haroşa ortada sadece bir desen kafa oluşacak. Böyle diğerini ördüğümüz gibi Örelim kesimini yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. Şöyle göstereyim. Son kafadan sonra yine 5 sıra ters ördüm. Ve bütün ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Artık bilirsiniz kesmeyi zaten. Çoğunuz da biliyorsunuz. Evet. Tamamen keselim. Arkaya başlayacağız. Evet. Tamamladım kesimi, ipimi de kestim. Şöyle kenarda kalsın. Dediğim gibi arkaya başlayacağız. İpimi ikiye katladım. 72 tek sayı 72 tane ilmek atalım. Evet, elimi yine sıkı tutmuyorum. 72 tane ilmeğimi atıp döneceğim. Evet 72 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Şöyle çevirelim. Haroşa öreceğim. Arkaya desen yapmayacağız. Haroşa yine önden de düz. Tersinden de düz olarak öreceğim. Evet bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluşuyor bile. Böyle dediğim gibi böyle devam edeceğiz. Koltuk altına ya da yaka kısmına gelene kadar öreceğim. Ee, 42 sıra benimle aynı yapanlar 42 sıra haroşa olana kadar örelim. Hani önleri ne kadar ördüysek böyle sayarsınız arkadaşlar. Bu haroşa kısımları sayarsınız. Kaç sıra ördüyseniz bunu da aynı şekilde o kadar örün düz bir şekilde artırma eksiltme hiçbir işlem yok sonrasını göstereceğim Evet 42 sıra haroşa olana kadar ördüm şimdi koltuk kesimini yapacağız başta 7 ilmek keseceğiz şöyle ilmeğim çevirdim sol şişime aktardım ikisini bir örüyorum bir ilmeğim sol şişime aktarıyorum ikisini bir ördüm 2 son işimi aktardım. İkisini bir ördüm. 3 4 5 6 7 Evet 7 ilmek kestik. Sonra haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Diğer tarafı tersinden keseceğiz. Evet sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Burada da 7 ilmek keseceğiz. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 1 oldu. Sol şişimi aktardım. İkisini bir ördüm. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 ilmek kestik. Sonrasında düz bir şekilde devam ediyorum. Yani e, haroşa öreceğim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Ense kısmına kadar geleceğiz. Sonra kesim yapacağız. E, ben 18 sıra şöyle öncesinden göstereyim. Şu koltuk kesiminden sonra 18 sıra haroşa örüp keseceğim. siz de tamamlayın. Sonrasını göstereceğim. Evet, 18 sıra koltuk kesiminden sonra 18 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi tamamen keseceğiz. Evet, bütün ilmeklerimizi Keselim. Sonra bebek yüzlerini işleyeceğiz. Evet kesip döneceğim. Evet kesimini tamamladım. ipimde biraz uzun bıraktım ki dikeyim omuz kısmını. Şimdi yüz işlemesini anlatacağım. Şöyle ben gördüğünüz gibi. İşledim i̇şte bir tanesini de sizinle yapacağım. Şöyle diğeri de bu şekilde oldu. Böyle elinizde bulunan atık iplerinizi değerlendirebilirsiniz böyle lif ipiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı kalınlıkta olması yeterli. Şöyle dediğim gibi bir tanesini yapacağım. Şöyle normal örgü ipi var elimde. İğneme geçirdim iki ucunu iki ucuna düğüm atıyorum. Şöyle örgü iğnem var elimde dediğim gibi. Şöyle diğerini kenara alayım. Hadi bakalım. Böyle dikiş işlerini anlatmayı pek sevmiyorum hani yanlış bir şey yaparım diye. Çirkin olur diye daha doğrusu. Evet ne yapacağız? Şöyle şu şekilde saç yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bilirsiniz böyle bu şekilde yeterli diye düşünüyorum. Şöyle şuradan Bakın şöyle göstereyim. Burada iki ilmek ortasından çıkıyorum iğnemle. Tepede de gördüğünüz gibi bir boşluk var. Buradan giriyorum hemen. Şöyle bakın hemen yandan iğnemi çıkardım yine aynı boşluğa giriyorum hemen bir yana arada bir tane olacak şekilde aynı hizadan ilerlemeye çalışıyorum yine aynı tepeden boşluktan giriyorum bir yandan şöyle bir aşağıya bir yukarıda yapabilirsiniz böyle hepsi aynı olması şart değil tekrar aynı delikten girdim bir yandan bakın. buradan çıkıyorum tepeden giriyorum bir yan taraftan bir tel kalacak şekilde çıkıyorum yine tepeden giriyorum arada bir tel kalacak şekilde çıkıyorum şöyle yine şöyle gitgide arkadaşlar şöyle şuraya doğru ilerliyorum bakın bu şekilde diyorum bir yandan çıkıyorum arada iğneyle düzeltebilirsiniz şimdi şöyle hafif yukarıdan bu taraftaki boşluğa girmeden burada tel var gördüğünüz gibi oraya giriyorum böyle eminim siz daha güzel yaparsınız Yaptıkça da eliniz alışır. Şöyle tepeden bakın oradaki ilmeğin ortasından girdim. Yine bir yandan çıkıyorum. Yine şöyle bakın. Giriyorum. Bir yandan çıkıyorum. Böyle. Şu şekilde giriyorum. Tecrübeyle yani yaptıkça daha güzel yaparsınız. Şöyle şuradan yine ortaya giriyorum. Evet, şöyle sonuncu ilmeğin arasından iğnemi çıkardım. Arkadan tam yine ortaya giriyorum. Çok da güzel oldu. O kadar yaptım yani güzel olsun değil mi? Diğerlerini yaptığım için. Evet bu şekilde. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın şunu Şöyle bir aşağıdan bir yukarıdan batmışım. Dediğim gibi hepsi farklı olabilir. Sorun olmaz. Göze batmıyor arkadaşlar. Her biri farklı bir kişilik gibi. Evet görünsün. Şöyle düğüm atacağım. Şöyle iğnemi geçireyim ondan sonra düğüm atalım. bu şekilde saçlarını her birini farklı da yapabilirsiniz ben kaç renk kullandım 5 mi 6 mı öyle bir şey kullandım arkadaşlar şimdi saymadım göz ve ağzını yapalım ben ağzı şunu burnu sanıyordum arkadaşlar ağzı burası sanıyordum ama ağzı buymuş diğer videomu izleyerek yaptım o yüzden siyah ipimi alayım Evet siyah ipimi yine mi geçirdim. Yüzlerini de gördüğünüz gibi siyahla yaptım hepsini. Siyah saç da yapmadım böyle çok boğar diye. Şöyle düz ilmeklerimiz 7 taneydi arkadaşlar. Şöyle bilirsiniz bakın bu bir ilmek yukarıya doğru çıkıyor. ikinci ilmek bu şekilde 3, 4, 5 bu şekilde ilerliyor. Şöyle yan taraftan 1, 2 ilmek bırakıyorum yukarıdan göz yapacağım. İki ilmek bırakıp iki ve üçüncünün arasından şöyle şuradan yukarıya çıkıyorum. Çap çapraz yapacağım. Nakış işler gibi şöyle. Bakın buradan girdim sonra şöyle şuradan karşıdan bu şekilde buradan yukarıya çıktım ve bu bir altın karşısından şöyle. bu şekilde iğnemi çıkardım tekrar şunun karşısından buradan aşağı iniyorum nakış bilen bir tanıdığınız varsa etamin işleyen ondan yardım alabilirsiniz Evet bir tanesini hazırladık arada sadece bir ilmek bırakıyorum bir ilerden şuradan çıkıyorum şöyle bu şekilde Şapraz şekilde olması için bakın buradan aşağı iniyorum. Gözleri tamam. Ağzını da bakın şuradan çıkacağım. Şöyle, şöyle gözün ortasından bakın buradan şuraya buradan yine mi yukarıya çıkartacağım. Bu şekilde Tel olarak sayarsam 1 2 3 4 tel ileriye yani diğer gözün altından aşağıya doğru batıp alta iniyorum. Evet, diğerlerini de hep bu şekilde yaptım. Çok da tatlı oldu gördüğünüz gibi. Arkadan düğüm atalım. İpimi kesiyorum tamamdır böyle bu şekilde yaparsınız eğer ki yapamazsınız arkadaşlar e, detaylı bir şekilde 4 yıl e, ya da 4-5 yıl oldu yapalım videosu var Oradan da izleyerek yapabilirsiniz yüzleri Evet şimdi dikimine geçeceğiz Arkadaşlar şöyle Evet düz taraftan dikeceğim şöyle üst üste yerleştireyim düz kısmı alta bakacak şekilde şöyle bunu yerleştirdim. Düz kısmı alta bakacak şekilde. Bunu da aldım. Bunu üzerine yerleştiriyorum. Şöyle şunu da şuraya. Evet. Krem ipimi iğneme geçirdim. Şöyle alttan başlayalım. Düzden dikeceğiz dediğim gibi. Şöyle biraz izleyebilirsiniz nasıl yapacağım sonra dikebilirsiniz şöyle şuradan gireceğim karşıdan çıkıyorum bunları da tığ yardımıyla saklayacağım ben şöyle tığ kullanacağım bunu saklamamışım evet, şöyle karşılıklı sabitleyeceğim alt kısmıyı sabitlensin. Şöyle sabitledikten sonra haroşa tellerini alıp dikeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın burada haroşa telim var. Şöyle aşağıya doğru bu şekilde girdim. Bu taraftaki de şöyle bu taraftaki düğümün yukarı çıkmış. Şöyle bu taraftaki haroşa telini, bakın bu şekilde giriyorum. Dikişi güzel dursun diye bakın. Buradaki haroşa telini karşıya, karşılıklı haroşa tellerini alacağım. Böyle. Şimdi bu taraftaki haroşa telin en ucuna batıyorum. Böyle aşağıya doğru. karşılıklı dediğim gibi şöyle biraz uğraştırıyor ama dikişi muhteşem oldu arkadaşlar tavsiye ederim şimdi buradaki haroşa telini alıyorum dikişsiz gibi duruyor bakın bu şekilde Şöyle. Evet artık bilirsiniz. Bakın böyle. Karşılıklı batınca her tele sırayla karşılıklı batınca böyle güzel duruyor. Evet koltuk altını bu şekilde dikelim arkadaşlar buraya kadar gelelim diğer tarafı da bitirelim bu kısmı da dikerken şöyle iplerimiz uzun bırakmıştık şöyle dikeceğiz orayı da buradan göstereyim ben çok uzatmayayım videoyu şöyle dış telleri alarak arkadaşlar böyle bu şekilde böyle dış telleri alarak dikersiniz düz taraftan diktiğimiz için şöyle eminim çoğunuzda biliyorsunuzdur kusuruma bakmayın böyle tamamen dikelim sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi dikimde tamamladım omuz kısımları da bu şekilde oldu düğmelerimi de diktim Dilerseniz arkadaşlar şöyle kız çocuklar için yapıyorsanız pembeyle ile etrafını gidebilirsiniz ilk defa yapıyorsanız böyle geçişler çirkin durduysa etrafını tığlayabilirsiniz erkekler için yapıyorsanız da gri ile ya da mavi de yapabilirsiniz. Sarı da olur arkadaşlar. Size kalmış. Çok tatlı, çok güzel oldu. Şöyle ters de bu şekilde arkası. Bayıldım. İnsan doğrusu geliyor bir tane daha. <laughs> Ay çok tatlı oldu. E, santim olarak vereceğim demiştim. Şöyle aşağıya kadar, yukarıdan aşağıya kadar 26 santim. Koltuk altını göstermiştim ama yine göstereyim 18 santim gördüğünüz gibi en olarak şöyle 25 santim gördüğünüz gibi şöyle sadece bir parçamızda 13 buçuk diyelim arkadaşlar 13 buçuk 14 diyelim böyle çok tatlı çok şirin oldu dediğim gibi bayıldım harika oldu şöyle kafalarını şekli de bayağı bir güzel oldu. Evet inşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle daha güzel modellerle karşınıza gelirim inşallah. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz ya da şimdi örmeyeceksiniz ileride örecekseniz de Kaydet butonuna basın arkadaşlar. Dediğim gibi ileride kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Böyle. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.